Evet, iyi pazarlar. Bugün günlerden pazar. Bizim pazarın dibine vurduğumuz günlerden bir gün. Olgun'u bekliyorduk. Olgun gelmedi. Onun yerine Celal geldi. Demek ki Olgun vazgeçilmez değil. Olgun olmasa da bu işler olabiliyor. Olgun, havaya girme. Biz sensiz de, ben sensiz de yaşarım. Yaşarım dostum. Yeter ki bileyim ben. Bak, diyoruz. Evet, merhaba Telefon. İyi valla. Şey diyeceğim, Celal'cığım, öpüşmesek olmaz mı? Bir saattir buradaydın zaten ben. Şeyi soracağım, telefonu çıkart. 5 tane en iyi Twitter'ı söyleyeceğiz bugün. Tamam, söyleyelim. Söyleyelim mi? Evet. Teşekkür ederiz. Evet, o zaman sen başla ya da ben başlayayım. Şimdi, nereden başlasak acaba? Sence nereden başlayalım? Bence Türkiye'den başlayalım. Şey diyeceğim. İtalyan hayranlarım var, Fransız hayranlarım var, biliyorum hepsini. Amerikalı hayranlarım ya var. Ya en gıcık oğlum, Habertürk'te şey var. Dünyanın değişik yerlerinde. Gidiyorlar mı acaba? Yok. Patlama oluyor. Evet diyor, şimdi patlama oldu diyor. Yüreğim ağzıma geliyor. Böyle şey, dünyanın değişik bir yeri. Tabii ki insan yine üzücü ama sanki Türkiye'deymiş gibi veya işte çok yakında. Çünkü diken üstünde duruyoruz. Sonuç itibariyle son zamanlardaki terör olaylarından dolayı. Bu Afyon'daki patlamadan dolayı ölen şehitlerimizin tekrar ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Şeye devam, tweet okumaya başlayalım mı acaba? Başlayalım gitsin mi sence? Başlayalım gitsin. Sen İstersen ben de buradan direkt otomatik tweet atayım. Ha, sen tweet at istersen. Otomatik tweet nasıl, atayım. Nasıl? O nasıl oluyor? Otomatik tweet nasıl oluyor? Yani buradan sözlü olarak söyleyebilirim. Ha, öyle yapsana bir. Tamam. Sen önce bir iki tane oku, ben tweet atacağım şimdi sana. At, sen önce başla istersen. Şey diyeceğim, bir de biz... Öncelikle şunu söyleyeyim, Facebook'u açıyorum. Facebook'tan da mesela takip ediyorum. İnsanların köşe yazarı, insanların köşe yazarı gibi olmaya çalıştıklarını da görüyorum. Evet. Maalesef... Başka ne görüyorsun? Hep şu, söyledikleri şey şu. Hep bencilliklerden, yalancılıklardan, üçkağıtçılıklardan... Aa. Böyle herkes bir felsefe yapıyor. Aslında bugün ne yapalım biliyor musun? Evet. Tweet okumayalım. Felsefe yapalım. Felsefe yapalım. Ya da şöyle yapalım. Milleti eleştirelim. Eleştirelim bence de. Şey söyleyeceğim. Twitter'da, Facebook'ta millete, hani herkesin yazdığını okuduktan sonra şöyle düşünüyorsun. Bu kötü adamlar nerede? Yani kötü adamlar... Herkes kötüleniyor çünkü. Herkes kötüleniyor. Ulan kötü adam yok mu acaba? Yani kötü adam nerede? Şimdi tabii herkes kendi içinde kişisel davranışları, kişisel hareketleri olabilir. Öncelikle biraz duygusal bir toplum olduğumuz için her şeyi duyguya bağlıyoruz. Aslında mantık çerçevesine baktığımızda birçok şeyin söylenenin boş olduğunu göreceğiz. Evet. Biz bence sahip çıkmamız gereken tek bir şey var. O da şanlı Türk bayrağımız. Evet. Türk bayrağımıza sahip çıkmalıyız. Hangi dilden, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun bu ülkede yaşıyorsa bir toplum bence öncelikle bayrağa sahip çıkmalı ve Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmamalı diyorum ben. Bence de. Vallahi bütün Türk milletinin, Türkiye'deki, dünyadaki Türk milletinin, yani neyse, Türklerin şey olduğunu, yüzü kulağı olduğunu, onların düşüncelerine, duygularına tercüman olduğunu diyelim tam Türkçesi. Ben en çok merak ettim. Bir kere daha baştan söylemek istiyorum. Herkes çok iyi, kötü yok. Herkes birisinden müzdarip ama herkes birisinden müzdarip. Aslında o insanların tüm toplum için söylediğimi düşünmüyorum da bir nevi eskiden üniversitelerde olurdu. Evet. Not bırakırlardı. Evet. İhtiyaçlarını belirlemek için. Evet. İşte kimi ders verdiğini, işte kimi bilmem ne yapmak istediğini, kimi... Bunlar tabi cep telefonu yokken yapılırdı. Evet. Şimdi insanlar birbirlerine olan tepkilerini de direkt Facebook'tan paylaştıkları şeyler doğrultusunda verebiliyorlar. Evet. Şimdi şey diyeceğim. İzmir'in kurtuluşunun kaçıncı yılıymış bugün? Kaçıncı yılı? Değil de şöyle diyelim. İzmir'in kurtuluşu. Bugün İzmir'in kurtuluşu. Evet. Diyelim. Bence de bugün İzmir çünkü çok önemli bir bölge. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda
düşmanı denize döktüğümüz bir ama Gingen Hüseyin şey diyor, Yunanlılar diyor, İzmir 4 gün önce terk ettiler zaten öyle bir şey yok diyor. Yok öyle bir şey yok. Ah Gingen Hüseyin ya, vallahi billahi Gingen Hüseyin bizi mahvettin abi. Şey yaptı da bak mesela işte bir hanımefendi geliyor şu anda üstünde Türk bayrağı var. Evet, hanımefendiyle evet. Kesinlikle konuşmamız lazım. Kesinlikle şey diyeceğim ben, Cenk Savaş, sevgili Cenk Savaş'ın iletisini okuyorum. Sevgili İzmirli yoldaşlarımızın kurtuluşunu kutlar, AKP yaptığınız protestolarınızla hepinizi mutlu etmiş oldunuz demiş. Biz böyle siyasi olaylara bek girmiyoruz. Evet. Çünkü esnaf olduğumuz için. Evet. Volkan Arız, Aziz Kocaoğlu'nu yürekten destekliyorum. En doğru lafı söyledi, tepsiz kalmak en büyük tepkidir. Gizem, Buse Gizem Kaya ballarım demiş. Çağla Er, 1 milyon kafayla da olsa kardeşim çağırdıysa giderim yanına demiş. Ruh hallerine bakalım. Bugün pazar. Pazar ruh hallerine bakalım. Biri şurada şey yapmış, Amerikan bayrağı altı adı altında. Onu yorum yapmayalım. Can Dündar'dan Erdoğan'ı kızdıracak yazı demişler. Düz dil sürçmez, bilinç sürçer. İşte o yazı demiş. Onlara da biz belki yorum yapmayız böyle siyasi. Mustafa Yıldız, 9 Eylül'le Söğüt'e ak damardaki ayın kadar süre ayırmayan TV'lerin demiş, noktaları koymuş ama niye öyle yap, saçma sapan bir şeyler yapmış, o da ayrıca tartışılır. Eyüp Coşkun, sevgili dostum benim. Merhaba diyelim Eyüp Coşkun. Eyüp Coşkun Lübnan'dan, evet. Kendisini tam 20 yıldır, 25 yıldır sanıyorum. Sevgili dostuma buradan sevgiler, saygılar sunuyorum. Ondan sonra devam edelim. Gizem Adlin, bütün plajı atla boydan boya gezmek bu kadar güzel bir şey, evet. Ondan daha güzel bir şey yok. Burada keselim. Burada keselim. Sen devam et istersen. Yok sen devam edebilirsin. Sen nereye? Bitti mi bugünkü çekimimiz? Çekim bitti mi şimdi? Evet sayın, son bir şey söylemek istiyorum. Burası Sokak Modası'nın kalbi, avantgardist. Taksim Beyoğlu İstiklal Caddesi 120 Taksim 12. Bugün ve dün, yarın 3 günlük şu fani dünyada hediyelerimiz devam ediyor. Ben DK'de de göstermek istiyorum burada. Şöyle yapalım. Orası boş kaldı herhalde bu arada, değil mi? Evet arkadaşlar, buraya gelen herkese böyle bayanlar özellikle hediyeler veriyoruz. Sonra bandana veriyoruz. Bizim bu videolarımızı retweet yapanlara 2 tane veriyoruz. Teşekkürler, iyi günler, iyi bir hafta dileğiyle.